Biraz çok az ama kıskandım yani. Eskrim yapsa mıydım, devam etse miydim diye. Ama hayır. Sistem'den önce şunu söyleyeyim. Stranger Things 4. sezon tepki videosu haftaya Perşembe 16 Haziran 2022'de gelecek. Önce bu videoyu koymam gerekti. Çok özür diliyorum. Onun için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kaçırmazsınız. Evet, şimdi videoya başlayayım. Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bu videoyu ikinci kere çekiyorum şu an. Çünkü az önce daha yerimden kalkmadan videoyu kontrol ettim ve dişimde ruj varmış. Eğer bir kere daha görürseniz dişimde ruj. Çok özür diliyorum şimdiden. Arada kontrol edeyim. Bugün Mayıs favorilerimi çekeceğim. Mayıs ayı bayağı dolu geçti. Mayıs ayı Haziran'ın habercisi oluyor. Haziran demek yaz tatili demek oluyor. Yaz tatili demek yılı yarılamışız demek oluyor. Yani yılı yarıladık neredeyse arkadaşlar. Son birkaç aya nazaran çok daha değişik ve güzel bir aydı. O yüzden hadi hemen videoya geçelim. Ama videoya geçmeden önce şuradaki Instagram hesabımı takip ederseniz çok mutlu olurum. En sevdiğim filmler kategorisinden başlayalım bu ayki. Bu ayki favorim olan iki film de Uçan Süpürge Film Festivali'nden. Uçan Süpürge Film Festivali bir tane kadın yönetmen filmleri festivali gibi bir şey. O yüzden ilk filmimiz Endonezya'dan bir film. Yuni adlı filmi izledim ve favorim oldu bu ayki. Yuni, Endonezya'da yaşayan 16, 17, 18 yaşlarında bir kız liseyi bitirmek üzere anladığım kadarıyla ve üniversiteye gitmek istiyor. Ancak Endonezya kültüründe kızların üniversiteye gitmesi çok olası değil. Kızlar çoğunlukla lise sırasında evleniyorlar. Birilerini hatırlattı mı demek istiyorum. Böyle başlayayım. Yuni de çok başarılı bir öğrenci. O da üniversiteye gitmek istiyor. Ancak lise sırası içerisinde 3 tane falan evlilik teklifi alıyor yani o derece. Coming of Age filmi yani Yuni'nin gelişmesini ve değişmesini film boyunca görüyoruz. Çok çok güzeldi. Gerçekten hani izlerken Türk kadınlarının yalnız olmadığını bu problemlerde Endonezya'nın da karşılıklı yani genel olarak görmüş oldum. Endonezya'da da büyük bir İslam kültürü varmış. Ben bilmiyordum. %87,18'i Müslümanmış ülkenin yani işte aynen. Özellikle şunu düşündüm filmler çıktıktan sonra. Ben iletişim ve tasarım okuyorum ve film çekmek çok büyük bir hayalim. Film çeksem böyle bir film çekerdim gibi geliyor. Tam böyle sosyopolitik bir yorumlama var ama üzerine bir de coming of age filmi yani bir kızın genç kadına dönüşmesini anlatan bir film. Evet, bayağı güzel bir filmdi. Tam dedim evet ben kesin böyle bir şey çekerdim. Yani bu şekilde bir film. Birazcık şey gibi görmenizi istemem böyle aman yine mi bu konu falan filan diye ama Endonezya'dan da böyle bir perspektif görmek çok değişik. Ben gerçekten Endonezya'nın dininin İslam olduğunu bile bilmiyordum diyeyim ve böyle bir kendimi expose edip ikinci filmimize geçelim. İkinci film, dediğim gibi yine Uçan Süpürge Kadın Film Festivali'nde izledim ve Souvenir Part 2 filmin adı. Souvenir adlı 2019 filminin devam filmi. Evet, bayağı güzeldi, ben çok beğendim. Souvenir, Joanna Hogg adlı yönetmenin kendi deneyimlerini birazcık anlattığı bir film. Otobiyografik olduğu savunuluyor. Şöyle bir şey, çok spoiler vermeden anlatmaya çalışacağım çünkü dediğim gibi devam filmi, ilk filmini anlatmaya çalışayım. İlk filmde Julie adlı karakterimizin film okulunda okuyan böyle İngiltere, Londra'da böyle bayağı aslında lüks bir yaşamı olan Julie'nin bir aşk hikayesini izliyoruz. İkinci filmde bu aşktan sonrasında ne oluyor? O anlatılıyor. Tek farkı aman yine mi bu olay falan dememeniz için şöyle diyeyim. İkinci filmi benim daha çok sevmemin sebebi ilk filminden. İkide bu aşktan sonrasını nasıl yaşayacağını bir film öğrencisinin gözünden izliyoruz. Julie dediğim gibi film öğrencisi, film okulunda okuyor ve yaşadığı şeyi filme dökmeye, senaryoya dökmeye karar kılıyor falan filan. Yani o konuda bir iletişim ve tasarım öğrencisi olarak çok şey yaptım yani. Dedim ki işte. İkinci film özellikle hani ilk film birazcık böyle klişelerle dolu bir film. Tamam, kabul. Her şey okey. Ama ikinci film gerçekten değişik bir deneyim yani. Tam bir deneyim o. Filmin içinde film, min de içinde film, hatta böyle 3 kere izliyorsun falan filan. Bayağı değişik bir film yani. Bunu da çok çabuk anlattım. Birazcık taramalı tüfek gibi konuşuyorsam çok özür dilerim. Filmler bu kadar. Şimdi sırada dizilere geçelim. İlk başta dizilerde bunu aradan çıkarayım. Videonun en başında bahsettiğim Stranger Things 4. sezonu var. Yani Duffer Brothers yine yaptı yapacağını demek istiyorum. 4. sezon bence ilk sezona çok benziyor. Çok fazla insandan duydum.
Ve şunu demek istiyorum, bazı kritiklerim olacak. Bazı kısımları, bazı hikaye noktalarını çok beğenmedim. Ama bir hikaye grubu var ki Hawkins'de olan. Yani Hawkins'de kaldığı sürece bu dizi bence bayağı iyi yapıyor. Bayağı iyi bir iş çıkarıyor yani. 4. sezonun 4. bölümü, Dear Billy adlı bölüm. Çok iyi bir bölüm. Yani Stranger Things dediğim zaman benim aklıma böyle bir bölüm geliyor yani, o derece. Ve genel olarak bayağı iyi bağlandı. Yani evreni iyice oturttular bu sezonla beraber. Bölümler çok uzun. Bölümler fazla uzun yani, bence bunu yapmamalılardı. 7 bölümü de bir anda çıkarmamaları lazım. Bence haftalık yayınlamaya başlamaları lazımdı. Videonun geç gelmesinin, Stranger Things tepkisinin de geç gelmesinin ana sebeplerinden biri o. Steve kalbimizde. İkinci dizi. Şimdi ikinci diziyi az önce ilk take'de anlatırken ağlamamak için kendimi çok zor tuttum. Çünkü bu dizi beni çok etkiledi. İkinci bahsedeceğim dizi 2521 adlı K-drama, bir Kore dizisi. Bu diziyi anlatıyorum. Gözyaşlarına boğulmadan anlatacağım. Bu kadar. Sonra hayatımızı devam edeceğiz. Güney Kore'de 90'ların sonunda yaşanan ekonomik krizden etkilenen bir kız var. Hido. Nahido. Kız lisesinde okuyor, eskrim takımında. Eskrim takımını kız lisesi kapatmaya karar veriyor. Diyor ki, aha ne yapacağım? Lise değiştiriyor. Ve ondan sonrasında da onun eskrim macerasını izliyoruz. Zamanla çok böyle ileri geri giden bir dizi. Spoiler değil çünkü ilk bölümün ilk dakikalarında falan söyleniyor. 2020'de görüyoruz ki kadın bayağı ünlü olmuş ve şey yapmış nedir onun. İşte eskrimde büyük bir başarı getirmiş. 2020'de gördüğümüz gibi eskrim slayiçesi olmayı başarıyor. Evren benim bu diziyi açıklamamı istemiyor çünkü üzüleceğimin farkında. Başka bir yorumlama getiremedim. 2521'dan bahsederken arkada bir sesler falan çıkmış, o yüzden bu şekilde anlatacağım diziyi. 5 arkadaşı izliyoruz gibi bir şey. Nahido, bu bahsettiğim eskrim slayiçesi başta olmak üzere. Bir tane rakibi var, Koyurim diye. Çok örnek aldığı biri ama aynı zamanda rakibi olmak çok istiyor. Ve bir de aynı zamanda Yijin var. Yijin de bu ekonomik krizden etkilenen bir insan yine. Ailesinin şirketi batıyor, iflas ediyor. O yüzden böyle Nahido'nun olduğu kasabada böyle yarı zamanlı işlerle çalışıyor ve o şekilde tanışıyor Hido'yla. Bu ikisinin arkadaşlıklarını izliyoruz. Aralarındaki ilişkiyi izliyoruz. 5 arkadaşın, yani daha doğrusu birlikte büyümesini falan izliyoruz. Özellikle ama 98 ile 2002 yılları arasında diyeyim. Çok güzel bir dizi. Yani izlediğim en iyi K-drama. O yüzden burada önermeye birazcık çekiniyorum. Çünkü eğer bunu izlerseniz daha iyisi yok yani. Gerçekten bu top noktası bence. Oyunculuklardan dizi müziğine kadar yani gerçekten çok iyiydi. Sadece şunu ekleyip hayatıma devam edeceğim. Çünkü gerçekten çok üzülüyorum bu diziye anlatırken, bahse geçerken. Right Where You Left Me, Taylor Swift bu dizi için yazılmış yani. Bu dizi ve bazı kişilerin ilişkileri için. Bunu aklınızda bulundurun. Spoiler vermeden bu dizinin benim için önemini ancak bu şarkıya benzeterek anlatabilirim. Neyse, şu an gidiyorum. Görüşürüz. Evet, şimdi diziler bittiğine göre sırada şarkılar var. Şarkılara geçelim. Bu şarkıların hepsini ve daha fazlasını aşağıdaki playlistimden bulabilirsiniz. Evet, bu ayki şarkılar bu kadardı. Dediğim gibi bunların hepsini aşağıdaki playlistte bulabilirsiniz. Harry'nin albümü çıktı. Az önce işte Love My Life'ı dinlettim. His Solar Power, yani birazcık Solar Power Lord enerjisi aldım bu albümden. Çok beğendiğim bir albüm değildi. Ben çok büyük bir Harry Styles
albüm olarak Harry Styles fanıyım. O yüzden birazcık underwhelmed, birazcık hayal kırıklığına uğramadım değil. Ama Love of My Life güzel bir şarkı. Şey, Liam Payne'in dedikleri bir yorum yapmayacağım. You said it was Kitaplara geçelim. Şimdi kitaplarda maalesef ki arka plan değişikliğinden görebileceğiniz üzere bu videoda bahsedeceğim kitapların hepsi Ankara'da kaldı. Ben şu an İstanbul'dayım, eve döndüm. O yüzden bahsedeceğim kitapları fotoğraf olarak sizlerle paylaşacağım. İlki Mary Shelley'den Frankenstein. Ben bunu dersim için okudum ve çok beğendim. O derste okuduğum en iyi kitaptı yani çok net bir şekilde. Çok beğendim, çok güzeldi. Mary Shelley romantik edebiyat akımında olan bir yazar. Ve kitapta tamamen bunları görüyorsun. Nasıl etkilendiğini o dönemden. Ve hani Mary Shelley genel olarak bir kadın olarak bile çok değişik bir insan. Bu fun fact'i insanlara paylaşmak bana bayağı garip geliyor ama kadın Percy Shelley diye bir adamla kaçıyor bir nevi. Yani şey yasak ilişki yaşıyor gibi düşünün. Percy Shelley o sırada evli. Ve aynı zamanda Mary Shelley kendi bekaretini Percy Shelley'e kaybediyor ve nerede kaybediyor tahmin edin. Şimdi size şık vereceğim. Sizce Mary Shelley bekaretini nerede kaybetti? A şıkkı kendi odasında yatakta. B şıkkı Percy Shelley'in odasında. C şıkkı otelde. D şıkkı mezarlıkta. D şıkkı doğru cevap. D şıkkı. Bu kadın beni çok etkiliyor. Victor Frankenstein diye bir doktor var. Ve bu doktor, yani doktor dediğim hani bilim insanı gibi bir şey. Kendisi ölü bir adamdan şey yapmaya çalışıyor. Hayata geri döndürmeye çalışıyor bu ölü adamı. Ve birazcık ters tepiyor. Hikaye bu. İkinci kitapta Shelby Mahoney'nin bir serisinin kitabı. O da Yılan ve Güvercin. Ben bunu ta Kasım ayında aldığımı ve çok merak ettiğimi söylemiştim ve gerçekten çok güzeldi, çok beğendim. Enemies to Lovers gibi düşünün ama çok da değil gibi düşünün. Bir tane cadı var. Bu cadı gizlenmek durumunda kalıyor çünkü hani 15. yüzyıl, orta çağlar bunları çok sevmiyor cadıları millet. Bir şekilde yakalanıyor ama cadı olduğundan dolayı değil. Hırsız olduğundan dolayı yakalanıyor. Bir askerle evlendirilmek durumunda kalıyor. Şimdi bu nasıl oluyor bunu söylemeyeceğim ama böyle bir evlilik içerisine giriyorlar. Çok böyle fantastik kitap okuyan, seven bir insan değilim. Kitapları okurken zorlanıyorum dünyayı hayal etmede falan. Fantastiğe başlamak istiyorsanız benim gibi yapın da Yılan ve Güvercin'le başlayın derim. Şimdi bu ayki diğer şeyler kategorisine geçelim. Bu videoyu ilk defa izliyorsanız burada kitap, dizi, film ve şarkı kategorisine sığdıramadım ama favorim olan şeylerden bahsediyorum. 19 Mayıs'ta bir tane Mor ve Ötesi konserine gittim. Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği bedava bir konserdi. Maalesef ki İnönü Stadyumu'ndaki konsere gidemedim. Onun için çok üzgünüm. Arkada biri evlenme teklifi etti. Ona çok şaşırdım. Gerçekten çok değişik bir deneyimdi. Yani şey açısından o insanlar için, o iki insan için çok önemli bir noktada ben de vardım. Ve tanımadığım insanlardı. Ardından Eurovision gerçekleşti bu ay. Eurovision videom da var. Şarkıları tepki gösterdiğim onu da buradan izleyebilirsiniz. Değişikti. Birazcık unutulası bir yıldı. Ben Chanel'i çok seviyorum. Chanel Slow Mo ile üçüncü olduğu için de çok mutluyum. Gerçekten yorum yapmak istemiyorum. Vazgeçtim. Eurovision güzeldi. Umarım seneye 1000 kat daha iyi olur. Böyle diyeyim. Ardından Mitski konserine gittim. Mitski konseri de çok güzeldi. Onun da videosunu buradan izleyebilirsiniz. Ardından son olarak da birkaç tane Ankara'da kafe önermek istiyorum. Artık 2 ay orada olmayacağım için siz gidin deneyin. Molto Bene diye bir makarnacı keşfettim. Sırf makarnacı değil de çoğunlukla makarnası ünlü. Tunalı'da, Tunalı'nın yanlarında bir yerde. Ve mac and cheese'i hayatımda yediğim en güzel makarnalardan biri olabilir yani. Molto Bene'ye gidin. Kakule Fırın aynı şekilde yine aynı gün gittiğimiz yerlerden biriydi. Çok güzel kakule fırın yani manyak pahalı ama tatlıları gerçekten efsane. Ve evet bu aydan da bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Birazcık darmadağınık bir aydı. Finallerim vardı falan filan ama Bilkent Üniversitesi'nde ikinci senemi bitirmiş oldum bu şekilde. Çok değişik geliyor. Üniversiteyi yarılamış olmak bayağı değişik geliyor. Şimdi videonun başında demiştim ki üniversiteyi yarılamış olmak, bir şeyi yarılamış olmak, bitirmiş olmak anlamına geliyor. O zaman ben bitmiş gibi hissediyorum üniversite yani.
Bitti benim için üniversite. Ben kafamla üniversiteyi bitiren kız kombini oldum yani. Öyle diyeyim. Depresyona girmeden, anksiyete yaşamadan bu videoyu kapatayım. Videoda bahsettiğim, bu video içerisinde bahsettiğim tüm videolar için kanalıma göz atmayı unutmayın. Aynı zamanda Stranger Things videosu haftaya gelecek dediğim gibi. O yüzden kanalıma abone olup kaçırmazsanız iyi olur. Neyse işte bu şekilde yani haftaya gelir o videoda. Bu videoyu beğenirseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Instagram'ı takip ederseniz çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Gerçekten çok sevinirim yani. Ve evet, gidiyorum bu şekilde o zaman. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.